Yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Uzun zamanlar ortalıklarda yokum, farkındayım. Gerçekten Mart ve Mart'tan sonrası benim için çok yoğun ve nasıl derler? Çok dolu geçti. Biraz stres dolu geçti, biraz yoğun geçti. O yüzden hiçbir şekilde içerik üretme şansım olmadı. Uzun zamandır da video çekmediğim için şu anda da bir garip geliyor kameraya bakıp konuşmak. Şu anda arkadaşlar tırnavaya gidiyorum. Şöyle size ufaktan biletimi de gösterebilirim. 8.55 kalkacak. Bratislava'dan Tırnava'ya geçeceğim. Tırnava'ya niye gidiyorum? Hemen onu da size açıklayayım. Bir iş görüşmem var. Onun için gidiyorum Tırnava'ya. İnşallah olumlu geçecek bu. Niye bunu çekiyorum? Öncekileri neden çekmedim onu da söyleyeyim. Çünkü Bratislava'da gittiğim iş görüşmelerinde ya hem mesafe yakın oluyor, hem acele oluyor, telaş oluyor. Hani oraları çekebilecek bir şeyim olmuyor. Ama şimdi Tırnava'da en azından hem yolu çekebilirim, yolu paylaşabilirim, hem muhabbet edebilirim. Çünkü yarım saat sürecek gidiş geliş. Orada da biraz etrafı gösterebilirim. O yüzden bugünün videosunu çekmek istedim. Biraz da rahatım şu anda. Diğer görüşmelerimdeki Bratislava'da birazcık hem stres vardı, hem telaş vardı. O yüzden halletmem gereken diğer evraklar da vardı. Onlarla uğraşıyordum. Kısa bir özet geçeyim şu ana kadar ne yaptığımla ilgili. Arkadaşlar birçok yere CV'mi yolladım, başvuru yaptım. Birçok yerden kabul ve geri dönüş aldım. Tek patladığım nokta şunlar oldu. Genellikle Slovakça istedikleri için burada bir patlama yaşadık. Çünkü CV'mi yolluyorum. Aslında CV'mde yazıyor Slovakça bilmediğim ama bilmiyorum çok mu dikkat etmiyorlar. Hemen geri arıyorlar. Dili bilmediğimi söyleyince maalesef deyip kapatıyorlar. Ya da çağırıyorlar, görüşmeye gidiyorsun. Orada da yine ufak tefek sıkıntılar çıkıyor. Ya CV'den yana hiçbir sorun çekmedim. Sadece dilden yana sorun çektim. Şimdi bir iki tane daha yere gideceğim görüşmeye. Onlar sadece İngilizce istediler. Bu çok güzel. Şu an Tırnava'ya gideceğim yer de İngilizce istedi. Hatta ilk başta dediler ki görüşmeyi Slovakça yapabilir miyiz? Ben de dedim hani bunun olmayacağını söyledim. İngilizce yapalım o zaman dediler. Bütün evraklarını getirmemi istediler. Bakalım şimdi onlarla görüşeceğim. Sonra Bratislava'da bir yer daha var. Bir orayla görüşmem gerekiyor. Bakalım. Bu şekilde ilerliyor. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Ben arkadaşlar beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda da antrenörüm. Baktığım işte burada öğretmenlik. Onun için uğraşıyorum. Çok fazla detay paylaşamayacağım bu durumla ilgili maalesef. Sadece başvuru yapıyorum ve görüşmeye gidiyorum. Yani Türkiye'deki mantığın aynısı aslında. Bakalım biz de göreceğiz. Şimdi Tırnava'da bir kere gittim biliyorsunuz. Tırnava Fenerbahçe maçına gitmiştim. İkinci defa Tırnava'yı ziyaret edeceğim. Bakalım Hakanlarla görüşebilirsek onları da videoya çekmeye çalışırım ama görüşemezsek de ben sadece görüşmeye gideceğim. Saat 10'da görüşmem. Şu anda 8.52. Yarım saat sürecek. Oradan da bir 10 dakika yürüme mesafem var. Sonra da okulda olacağım. Bakalım. Tırnava'da görüşürüz. Şöyle dışarıdan da. Tırnava'da görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Tırnava'ya geldim. Şöyle göstereyim tren istasyonu tekrardan. Tren istasyonu. Burayı hatırlarsınız. Fenerbahçe maçına geldiğimde buraları çekmiştim. Şimdi yazdığım konuma doğru gideceğim. Konuma bir 10 dakika uzaklıktayım. Şöyle göstereyim. Bir yolu bulayım ondan sonra devam ederiz. Evet, Tırnava meydandayım arkadaşlar. Buraları gece gezmiştim. Çok fazla görme şansım olmamıştı DSA'yla. Şu bank taraflarında oturmuştuk bir. Size de şöyle ufaktan göstereyim. Burada bir festival olmuş. Geçen Keremler geldi buraya. Sanırım o festivalin standı. Benim de bir 10 dakika yürüme yolum kaldı. Valla saçım başım çok kötü halde. Çok sıcak şu anda. Görüşmeden sonra hemen üstüm başımı değiştireceğim. Şortumu falan giyeceğim. Aa, burada festival yeni yapılıyor galiba bir tane daha. Bakın göstereyim şöyle. Sanıyorum bir tane daha yapılıyor. Aa, burada mini pazar kurulmuş. Bu sokağı hatırladım ben. Videoda yoktu. Tam şurada Tırnava atkısı satan bir adam vardı. Türk. Sonra şu yolun ilerisinden devam etmiştik. Stada geçmiştik. Bu caddede de arkadaşlar hem size şöyle şeyi göstereyim.
neler satıyorlar onları görmüş olun. Bu caddede de biz taraftarlar olarak yürümüştük. Instagram'da paylaşmıştım zaten. Birkaç tane görsel koyabilirsem videoya eklemeye çalışırım. Caddede yürümüştük. Havai fişekler falan patlatıyorduk. Öyle. Oo, vişne, kiraz. Kokular çok güzel bu arada. Tırnava küçük bir yer arkadaşlar. Bratislava'dan çok daha küçük ve Bratislava biliyorsunuz biraz da turistik bir yer olduğu için yani görebileceğiniz şeyler de çok fazla. Yapabilecekleriniz de fazla ama Trnava bir tık küçük bir yer. Tren istasyonundan çıktım hemen merkeze geldim anlayacağınız. Evet, tam bu meydanda kutlamayı yapmıştık. Şuradaki görmüş olduğunuz kafede de yemek yemiştik. Deniz abilerle beraber, Keremlerle beraber. Şu an meydandayım. Evet arkadaşlar, şimdi iş görüşmesinden çıktım. Saat 10.57 olmuş. 10.30 gibi falan çıktım ben. 10'daydı benim iş görüşmem. 10.57, 10.30 civarı işte görüşmesinden ayrıldım. Ya şey, sorun şu ki üstüm başımı değiştirmem gerekiyordu. Hatırlarsınız üzerimde gömlek vardı. Ya bir türlü bulamadım. Bir tane AVM var burada. İçine girdim. Tuvaleti en üst kata koymuşlar. İçerisinde evsizler vardı. Homeless'lar vardı ve hani değiştirmem çok mümkün olmadı. Hallettim ama biraz uzun sürdü. Şimdi o yüzden 20 dakika kaybettim. Şimdi tren istasyonuna doğru geri gidiyorum. Görüşmeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bratislava'da görüştüklerimi kıyaslarsam Trnava'yla. Trnava çok iyiydi. Çok daha profesyonel bir görüşme yapıldı. Valla müzikten duyuyorsunuz durumu. Umarım telif yemem. Bu Trnava'daki görüşme çok daha profesyoneldi Bratislava'dakilere göre. Gerçekten normalde Bratislava'da işte bir tane öğretmen oturuyor, işte biri oturuyor, seninle konuşuyor falan. Hani birazcık şey gibi, bir de hani biz Türkiye'den geliyorum ya ben. Birazcık çok da kale almıyorlarmış gibi bir görüntü var. Bu seferkinde zaten demiştim. Benim belgelerimi falan istemişlerdi, diplomalarımı falan. Görüşmeyi yaptık. Bütün herkes oradaydı. Müdüründen müdür yardımcısına kadar, departmanına kadar herkes oradaydı. İki tane İngilizce bilen hoca vardı. Tabii ya yani çok İngilizceleri yoktu ama güzeldi. Yani güzel anlaşabildik beraber. Diğerleri o müdürler falan İngilizce bilmediği için onlara translate etti benim söylediklerimi. Soruları Slovakça sordular, İngilizce cevap aldılar. Yani verdim, onlar da çevirdi. Çok güzeldi. Görüşme gerçekten güzel geçti. Çok tatlı geçti. Belgelerimi aldılar, fotokopilerini çektiler. Benden birkaç belge istendi. Onları halledeceğim. Bana şey dediler, okulumuzun nüfusu çok fazla olmadığı için sadece beden eğitimi dersi 22 ders falan mı ne ediyormuş? 22-23 ders. Bundan dolayı bana full time çalışmak istersem ekstra ders yapıp yapamayacağımı sordular. Bu da ekstra branştan o demek oluyor. Yani beden eğitimi dışında bir branş daha yapabilir misin diye sordular. Ben de yaparım dedim. Ne istiyorsunuz dedim. İngilizce öğretir misin dediler mesela. Ben dedim tamam. Yani iki branş birden yapmış olacağım. Full time çalışmış olacağım. Atıyorum haftanın iki günü, üç günü spor yapıyorsam iki günde İngilizce dersi vereceğim. Ya da duruma göre bakacaklar. Belki dediler hani müzik falan şey yaparız. Onlar işte onu kararlaştıracak. Genel olarak anlaştık. İşte 1-2 hafta süre tanıyacağız birbirimizi. Onlar birkaç tane sorması gereken yerler var, işlemler var. Onları halletmeleri gerekiyor. Benim de ilgilenmem gereken Bratislava'da 1-2 yer daha var. Onlarla görüşmem gerekiyor. Yani süre bazında çok güzel oldu. Benim de karar verme aşamam olur.
açık konuşmak gerekirse ben Bratislava'da çalışmayı istiyorum. Çünkü git gel, onlar da sordu. Git gel mi yapacaksın, buraya mı taşınacaksın dediler. Git gel yapacağım dedim. Aslına bakarsanız git gel yapmayı çok istemiyorum. Yarım saat uzaklıkta çok bir şey değil. Yani İstanbul'dayken biliyorsunuz Beylikdüzü'nden Kadıköy'e gitmek 2 saat sürüyor zaten. Ve kalabalık. Burada çok rahat. Trene biniyorsun. Bomboştu zaten. Videoda da gördünüz. O açılardan güzel, rahat. Ama ne bileyim, git gel git gel yapmak biraz bana çok hoş gelmedi gibi, ama tabii ki baktım ki hani ya bunlar çok güzeldi, dediğim gibi çok sıcakkanlı, çok tatlılardı. İstanbul şey Beylikdüzü'dekileri halledemez. Beylikdüzü nereden çıktı? Bratislava'dakileri anlaşamazsam ya da hani uyuşmazsa bir şeylerimiz, Trnava'yla anlaşacağım, git gel yapacağım. Hayırlısı buymuş demek ki. Ama dediğim gibi ilk izlenimim gerçekten güzeldi. Çok güzel bir toplantı yaptık. Sorular keyifliydi. Sonunda benden Slovakça kendimi tanıtabilir mi diye sordular. Ben de biraz Slovakça konuştum. Kendimi tanıttım. Nereden geldiğimi, nereliyim, kaç yaşındayım, ne yapıyorum. Birazcık bunlardan bahsettim. Eğitimimden Slovakça. Ya zaten İngilizce çevirdiler bahsettikten sonra, ama bir de Slovakça ben söyledim. Hoşlarına gidiyor. Ya bu bizim de gidiyor. Hani Türk insanına, biliyorsunuz yabancı birisi Türkçe konuştuğu zaman nasıl hoşumuza gidiyor, çok tatlı falan. Aynı şekilde onların da çok hoşuna gitti onların dillerini konuşmam. Öğrendiğimi de söyledim, onu da gördüler. Dediğim gibi hoşlarına gitti. Sonra burada daha çok öğrenebilirsin dediler, biz de Slovakça konuşacağın için dediler. Aynen dedim. Açıkçası genel olarak izlenim güzel, tatlı. Bakalım, şimdi işte üstüm başımı değiştirdim. Trene doğru gidiyorum, trende de artık saat kaça tren var bakmadım. Ona göre Bratislava'ya geçeceğim. Zaten yarım saat sürecek. Yarım saat bir yolculuğum olacak. Sonra da günü bitireceğiz. Bugün elimden daha fazla bir video gelmez maalesef. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.